Ve bugünkü konuğumuz Abdullah Abdülkadiroğlu beyefendi. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Hoş bulduk Kemal Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum. Dün kısa bir aradan sonra uzun bir maratonla yayıncılığa başlamış oldunuz. Bolt Medya ve MC Teşekkür ederim. Ortak yayınında. Nasıl geçti yayın? Yorucuydu, heyecanlıydı. Önce böyle birkaç cümleyle yayından bahseder misin? Konuklarınız vardı. Evet, yaklaşık 10 saat sürdü. Yani 95 seçimlerinden bu yana neredeyse her seçimde son 5 yıldakiler hariç yayıncılık yaptım. Bu da 10 saat süren bir yayındı. Tabii yayın içerisinde inişler, çıkışlar, heyecanlı bekleyişler, işte açıklamalar, veriler falan filan derken yani bizim için de biraz heyecanlı oldu. Çünkü yani öyle bir yayın ki nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Yani bir anda bir açıklamalar yapılıyor, bir veriler ortaya çıkıyor falan. Sonra başka taraftan başka veriler geliyor falan. Bir anda böyle iş ne tarafa dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor? Biz de açıkçası yani aslında bütün yayıncılar gibi biraz heyecan içerisinde hem sürdürdük hem de nasıl bir sonuca ulaşacağını bunun görelim diye seyirciyle birlikte o heyecanımızı Tabii yaşadık aslında şimdi bakarsanız. yorumcular var ama tabii rakamlar gerekiyor ki rakamlar üzerine yorum yapsınlar yorumcular da. Nasıl değişim yaşandı, hangi bölge, hangi şehirde işte kim kime verdi ya da Cumhurbaşkanı adaylarına verilen oylar. Rakamlar sağlıklı gelebildi mi? İşte daha çok Anka Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı üzerinden rakamlar alınıyordu. Sağlıklı elinize ulaştı mı? Önce bunu konuşalım. Yani elimize ulaşması konusunda bir sıkıntı yok ama rakamların güvenilirliği konusunda bir sıkıntı vardı. Çünkü Anadolu Ajansı ilk açtığı %60'lardan başladı Erdoğan'ın oranlarını ve 35'lerden Kılıçdaroğlu'nu göstermeye başladı. Tabii ki bu Anadolu Ajansı'nın geçmiş seçimlerde yaptığı bir manipülasyondu. Bu bir gerçekçi durum değildi ama tabii bunun sebebi neydi? Niye böyle yapıyorlar ve neyi amaçlıyorlar? Yani bunun yapmaktaki amaçları neydi? Bunu yapmaktaki amaçları çok basit. Erdoğan'ı psikolojik olarak önde göstererek ve Kılıçdaroğlu'nu da psikolojik olarak geride göstererek yani arada yaklaşık %25'lik bir makas açıp da seçim sonuçlarını bu şekilde başlayarak iki tarafı daha ziyade muhalefeti nasıl olsa artık kaybettik. Bu saatten sonra bunun dönme şansı yok. Yani biz de artık bu kadar fazla strese gerek yok, bu kadar fazla üzerine düşmemize gerek yok. Yani neyse sonuç öyle bırakalım gidelim gibi bir havaya sokmaktı. Ama bu tabii daha önce yaptıkları bir şeydi. Pek bu çok başarılı olduğu gibi gözükmüyor. Çünkü sandıkları insanlar terk etmediler. Fakat yavaş yavaş düşmeye başladı bu oran. Ama burada enteresan bir şey vardı ki, hadi Anadolu Ajansı bunu yapıyor diyelim. Anadolu Ajansı verileri AKP Genel Merkezi'nden alıyor. Fakat Anka Haber Ajansı daha CHP'ye yakın olduğu bilinen ve yönetimiyle ilgili de CHP ile hani iç içe geçmişliği olan bir haber ajansı. O da işin tuhaf tarafı. O da Erdoğan'ı Anadolu Ajansı gibi yüksekten göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu'nu da aşağıdan yukarı doğru çıkarmaya başladı. Fakat şimdi iş iki ajansla bitse bir taraftan da CHP Genel Merkezi kendisi başka veriler açıklıyor. CHP Genel Merkezi'nde bu işte basınla ilgilenen bir takım insanlar bu sefer onların açıkladığı veriler çok daha başka. Onlar da Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyorlar. İşte 48-49 bandında Erdoğan'ı 44-45 bandlarında gösteriyorlar. Şimdi biz tabii arada kalıyorsunuz. Yani bizim bu seçim sonuçlarını hani daha önceki yıllarda Cihan Haber Ajansı vardı ve Cihan Haber Ajansı gerçekten bütün Türkiye'nin tarafsız bir şekilde ve hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde sonuçları aktarması konusunda hemfikir olduğu bir ajanstı. Yani hiç kimse Cihan Haber Ajansı manipülasyon Kesinlikle. yapıyor, yanlış bilgi aktarıyor demiyordu. Bunu herkes söylüyor. Hatta dün akşam Fatih Altaylı da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu kadar dedi işte gel git eskiden Cihan Haber Ajansı vardı. Herkes de siyasi partilerde buradan alırlardı ve %99,99 bu bilinen bir şey ki bu sonuçlar doğru çıkar. Şimdi tabii bu durum ortaya çıkınca siz tereddüt ediyorsunuz. Ne üzerine nasıl bir yorum yapacaksınız? Yani CHP diyor ki bizim elimizdeki veriler sandıklardan geliyor ve bir de AKP tarafından Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı sandıklara itirazlar yapılıp oyların girilmesinin engellendiği yönünde de bir takım haberler gelmeye başladı.
Şimdi bunlar üzerine siz tabii iki arada bir derede kalıyorsunuz. Yani ortada bir sağlıklı sonuç olsa, kim öndeyse onu görsek, yani Erdoğan seçimi %55'te de kazanıyor olabilir. Ama bu doğru olsun bu sonuç. Yani ona göre bir yorum yapabilirsin. Öbürkü %30 da almış olabilir ama bu sonuç. Yani manipülasyon sonucu elde edilmiş, kafa karıştırmaya yönelik, işte insanlar üzerinde bir algı oluşturmaya yönelik bir sonuç olmasın. Kim kaç alırsa alsın, bunun üzerine oturursunuz, sağlıklı yorumlar yaparsınız. Ama şimdi 14 gün sonraki seçimlere geri gidilirken aynı ajanslar yine aynı verileri taşıyacaklar. Evet. Yine aynı komplikasyonlar olma ihtimali var. Bunun için bir tedbir açıklandı mı ya siyasi partilerden ya da Yüksek Seçim Vallahi Kurulu'ndan? Bunun için açıkçası Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili bir topa girmiyor. Sonuç itibariyle ikisi de ajans sonuçta. İkisinin de sonuç verme yetkisi var ama... Şimdi ajanssınız fakat siz, Anadolu Ajansı açısından söylüyorum, bir siyasi partiden alıyorsanız bu o zaman ajans faaliyeti olmuyor. Sizin, yani sizin kendinizin bir bu sonuçları aktarabilme yetkiniz varsa bunun altyapısını oluşturmuş olmanız lazım sandık başlarından ve siz bir haber ajansıysanız insanlara doğru bilgiyi, doğru sonuçları aktarmanız lazım. Bu neyse ne yani. Gerçekten bu sonuç, bakın gecenin sonunda ne oldu? Erdoğan %49,5, Kılıçdaroğlu %45 küsür. Bu niye %60'tan başlıyorsun bunu açıklarken, yani değil mi? Hani insan %2-3-4 sapar da hani bir yanılma payı olur. Çünkü niye olur? Öndeki bir takım açılan sandıklarda işte bölgesel olarak Erdoğan destekçileri vardır, Kılıçdaroğlu destekçileri vardır falan ama %60'tan başlayıp %49'a düşüyorsan, öbürkünü %35'ten başlayıp 45'e çıkartıyorsan falan, işte o aradaki süreyi oynamak, işte insanların kafasında bir takım algı oluşturmak ve tabii bu algı sadece o anlık da olmayabilir. Bu algı gelecekle ilgili de bir algı olabilir. Hı hı. Şimdi son ana kadar CHP kaynaklarından gelen verilerde Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu, yani her halükarda bu seçimin ikinci tura kaldığı gözüküyordu da Kılıçdaroğlu önde şeklinde ikinci tura kalacak diye gözüküyordu. Sonra enteresan bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi. Peş peşe açıklamalar yaptı. Önce %47'si sonuçların işlendi dedi. Sonra bir saat geçti, bir anda %71'e çıktı işlenen sonuçlar. Sonra işte %80 küsura çıktı, 89'a çıktı falan. Yani orada da biraz böyle kafa karıştı. Netice itibariyle 10 saatlik bir yayın yaptı. Erdoğan'ın erken balkon konuşması nasıl etkiledi seçim sürecini ya da işte sayım sürecini, sandık başındaki müşahitlerin pozisyonunu nasıl etkilemiştir? Yani aslında Erdoğan'ın o konuşmayı yaptığı saat çok da erken bir saat değildi. Yani gece yarısını geçmişti ve artık bana kalırsa, çünkü Yüksek Seçim Kurulu'yla muhtemelen şöyle düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'yla AK Parti Genel Merkezi arasında bir iletişim oluştu ve yani oraya bir takım telkinler gitmiş olabilir. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklama yaparken stresli bir hali vardı, yani dikkat çekiyordu. Yani niye bu kadar insan stres olur ki? Mesela soru sorulmasından falan rahatsız, hemen dönüp arkasını gitti falan bütün açıklamalarda. Yani sonuçta ortada ne varsa çıkacaksın, açıklayacaksın. Hani bunda stres olunacak, böyle bir hani bir panik içerisinde, böyle sanki hani böyle bir üzerinde baskı varmış gibi bir beden dili taşıyordu sanki kendisi bütün açıklamalarda. Yani belki o arada bir takım mesajlar gitti geldi ama yani ben Erdoğan'ın o balkon konuşmasının Yüksek Seçim Kurulu'yla irtibatsız olduğunu düşünmüyorum. Yani belki oraya işte artık sizin yapmanız gereken şudur budur gibi, çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun hani bu seçim sürecinin en başından beri tavrı ve durduğu taraf hani açıkçası belli. Yani bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun soru işareti evet, oluştu. Üstlendiği rol vardı, başkanın üstlendiği rol vardı. Ama dün genelde üstlendiği rolün dışında daha bir panik havasında bir rol üstlenmişti. Ekrana yansımayan bir şeyler vardı. Bununla ilgili gelişmeler muhtemelen önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Şimdi iki lider yani de evet, perde arkasında birinci, neler olduğu birinci çıkar turda alacağız diyorlardı ama ikinci tura kaldı. İkisi de bunu kabullenmiş görülüyorlar. Hangisi için başarı denebilir ya da hangisi daha başarılı, daha başarısız denebilir?
Şimdi açıkçası hani Erdoğan tarafından seçim gününe kadar olan alınan geri dönüş ya da izlenim zaten Erdoğan cephesinin bu seçimi ikinci tura taşımak niyetinde olduğu ve ikinci turda çok kolay alabileceğini düşündüğü şeklindeydi. Ama Kılıçdaroğlu cephesi ise bu seçimi birinci turda bitirmek üzere daha fazla motivasyon ve daha fazla kendilerini böyle ortaya koyan açıklamalar yapıyorlardı. Çünkü baktığınızda işte 6 tane siyasi parti birleşmiş, onun dışında HDP, bloğu Yeşil Sol olarak onlara destek veriyorlar. İşte Türkiye İşçi Partisi destek veriyor. Yani destek verenler de birlikte bakıldığında hani bu iş %50'nin üzerinde ilk turda biter gibi bir hava içerisindeydi Cumhuriyet Halk Partisi ve daha doğrusu Millet İttifakı cephesi. Ama zaten Erdoğan cephesi, Cumhur İttifakı bu seçimin hani ikinci turunu zaten baştan satın almıştı ama ikinci turda işlerinin planlarını belki ona göre yapıyorlardı. Fakat benim düşüncem Erdoğan'ın bile belki bu kadar yüksek bir oyla ilk turu kazanmayı beklemediği şeklinde. Tabii gerçekten orayı bilmiyoruz. Yani hani şimdi bu kadar manipülasyonun içerisinde bu sonuçlar da insanın kafasını karıştırıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının bu açıklamalardaki takındığı panik hali falan. Hani bunlar da kafayı karıştırıyor. Gerçekten hani oylarla ilgili de bir takım bir şeyler oldu mu olmadı mı? Hani bunlar soru işareti. Bunlarla ilgili tabii elimizde bir şey yok. Hani bir şey diyemiyoruz ama bu konularla ilgili de yorumcuların da bir takım soru işaretleri oluştu kafalarında. Ama hani görünen o ki zaten ikinci turu Erdoğan cephesi zaten baştan beri arzu ediyordu. Yani ilk tur zaten zor gözüküyorsa ikinci tur olsun. İkinci turda biz hani bu işin kazanma yolunu bir şekilde buluruz gibi belli yanlarını alacak. Birinci turda alamayan ikinci turda ne yapacak ki alsın? Yani beklentileri ne, hedefleri ne? Ve burada Sinan Oğan faktörü nasıl devreye girecek? Nasıl bir pazarlık unsuru olacak? 14 gün sonra seçmen sandığa giderken nelerle karşılaşacağız yani şu 14 gün içerisinde muhtemelen? Şimdi burada birinci turdaki oy oranlarına baktığınızda ve Sinan Oğan faktörünü de hesaba kattığınızda Erdoğan %49,5, Kılıçdaroğlu %44-45. Şimdi Sinan Oğan'ı da kattığınızda yani Kılıçdaroğlu'nun diyelim ki Sinan Oğan ve komple Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Yani yine bile hani %50 ucu başı böyle yapıyor. Hani ama orada bir takım fireler verilebilir. Çünkü Sinan Oğan'ın tabanının Erdoğan'dan çok aşırı uzak mantalitede bir taban olduğunu söylemek zor. Ama muhalif bir taban. Onu da söylememiz lazım. Yani %100 muhalif bir taban. Yani Erdoğan destekçisi bir taban değil. Ama bu milliyetçi hassasiyetler işin içine girdiği zaman orada belki yani Millet İttifakı cephesi, CHP kanadı, HDP'nin destek vermesi falan orada ayrışıp oraya biraz oy kaysa bile yani Sinan Oğan dese ki ben bütün kitlem olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim bu seçimde yani yine bile oyların toplamı %50 yapmayabilir. Hani öyle bir sonuçla bitti ki bu seçim. Yani böyle matematik olarak ayarlasanız hani anca bu kadar bir sonuçla bitebilir yani. Erdoğan %49,5 öbürkü %44 küsur 45. Aradaki %5'i de kattığınız zaman işte anca ucu başı bir şey yapıyor. Geçiyor mu? Geçmiyor gibi. Geçiyor ya da geçmiyor gibi. Çok minicik bir şeyle. Orada tabii bu ilk seçimin sonucu şöyle. Parlamento seçimleri de tabii çok önemli olacak şimdi. Onun sonucu da önemli olacak. Yani Erdoğan'ın zaten bütün istediği buydu. Seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura taşırken parlamento çoğunluğunu elde ederek taşımak. Dolayısıyla halka şunu söyleyebilir. Yani parlamento çoğunluğu bizde. Hepsi birlikte olsun yani. Arada sorun çıkmasın. Halkın konuşmasında karşı, söyledi onu zaten. Evet, size karşı ne vaadimiz varsa önümüzde engel çıkmadan hepsini birlikte yapalım. Hani onun bu üslubu var ya yani hani vatandaşa karşı hizmet ama önümüzde o engel bu engel çıkmasın. Hepsi tek elden olsun. Verin bize gitsin tarzı ve bu karşılık görüyor bu. Yani sonuçta biz bunun karşılık gördüğünü bu seçimin sonucundan da görüyoruz. Hani biz şu söyleniyordu ya işte Erdoğan sürekli maaşları yükseltiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, seçim rüşveti falan filan değil. Yani hayır, demek ki bunlar bir karşılık gören atraksiyonlar. Burada da tabii vatandaşı suçlayamazsınız. Çünkü insanlar artık o kadar
kötü bir ekonomik koşul altında yaşıyorlar ki yani bir açlık durumu söz konusu. İnsanların yani şu anda Türkiye'deki açlık sınırı gerçekten alınan maaşların hala üzerinde. Siz bu şartlar altında bu ekonomik durumun kötü olduğu bir ülkede bu enflasyonun hani %50 en son TÜİK'in rakamları fakat işte piyasaya baktığınızda, pazara baktığınızda rakamlar hala %80-90 yüzlerde enflasyon rakamları. Yani böyle bir ortamda insanların maaşların yükseltilmesini eliyle böyle elinin tersiyle itip de yok ben maaş falan istemiyorum diyebilecekleri bir durum yok yani. Çünkü insanlar o noktaya gelmişler. Hani ve bunlar karşılık gördü tabii ki maaş yükseltilmesi. Mesela deprem bölgesinde niçin bu kadar çok Erdoğan'a oy çıktığı ve işte AKP'ye oy çıktığı şaşkınlıkla izleniyor. Ama oradaki insanın ihtiyacı olan şey neyse, insanlar enkaz altında kalmış olabilir, yakınları vefat etmiş olabilir, 2 gün, 3 gün kimse yardıma gitmemiş olabilir. Ama onun sonrasında hayatta kalanların ihtiyaçları olan şey neyse onu söylüyorlar insanlara. Evin yoksa ev yapacağız diyor. Onu şey yapacağız diyor. Yani dolayısıyla bu da hani insanların o anki ihtiyacının karşılanacağı noktasında gördükleri için veriyorlar oyu. Yani bunlar tabii ki iktidar Abdullah Bey daha konuşacağız zannediyorum. Yani bu meseleleri biraz daha konuşacağız. 14 gün boyunca zaman zaman lütfeder yayınımıza teşrif ederseniz. Farklı ayrıntıları da inşallah seyircimizle paylaşırız. Ne yapmak gerekiyor, nasıl yapmak gerekiyor, seyircinin beklentisi nedir, vatandaşın beklentisi nedir, biz neyi oylamalıyız? Yani bugünü mü, yarını mı, uzun vadedeki geleceğimizi mi, çocuklarımızı mı? Bunları konuşacağız. Vakit darlığından eğer son söyleyecek bir cümlen yoksa bülteni bitireyim müsaade edersen. Neyi oylamalıyız sorusunun cevabı herkese göre değişiyor. Bana göre başka olur, öbürküne göre başka olur. Bana göre özgürlüktür, demokrasidir. Ama başkasına göre işte çocuğunun geleceğidir. Başkasına göre evine ekmek götürmektir. Ama bunların hepsi işte farklı farklı ortaya sonuçlar çıkartıyor. Yine evet, iki hafta var. 2 hafta boyunca yine konuşabileceğimiz. Konuşacağız bunları. Çok teşekkür ederim Abdullah Bey. İyi çalışmalar diliyorum.